Merhaba arkadaşlar, bu videoda size Darius'tan bahsedeceğim. Darius madalyalarını biliyorsunuz, görkemli savaş etkinliğinden kazanıyorsunuz. Orada eleme puan alarak ya da çark çevirerek Darius madalyalarını alabilirsiniz. Darius görkemli de çok ciddi avantajlar sağlıyor ve bütün yetenekleri için Darius'a sadece sahip olmanız, kilitini açmış olmanız yeterli. Yani onu ayrıca konuşlandırmanıza, kullanmanıza gerek yok. Eğitim alanı ve yürek ağacında da kullanabilirsiniz. Bir yeteneklerine bakalım. Önce ordu yeteneklerine bakalım. Ordu yetenekleri haritadaki savaşlarda, isyancı kamplarına, isyancı gruplarına, madende, turnuvada, ittifak bosslarına karşı, hani savaştığınız savaş tipi her yerde geçerli olan etkiler. Görkemli de lojistik olarak seçtiğinizde ordunuzu ticareti %10 arttırıyor. Ticaret zamanını %10 kısaltıyor yani. Görkemli zaferde yine ofansif olarak seçerseniz eğer düşmanın zayiat oranını %10 arttırıyor. Defansif olarak seçerseniz de %10 kendi aldığınız hasarı, zayiat oranını azaltıyor. Burada diğer kalitedeki etkileri de görebilirsiniz. Üstelik bir de bunların hiçbirisi için demin anlattığım gibi hani ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece Darius'a sahip olmanız yeterli. O yüzden çok önemli bir kumandan görkemli savaşta. Muhafız yeteneklerine bakalım. Muhafız yetenekleri yürek ağacı, yürek ağacı anıları, isyancı lideri, elit deneme bossları tipi savaşlarda geçerli olan beceriler, yetenekler. Konik alandaki düşmanlara 3 saldırı gerçekleştiriyor ve rakibin 3140 sağlığını çalıyor. Eğer bir birlik ölürse maksimum sağlığı 4710 artıyor kendi sağlığı. Normal ataklar %80 şansla hedefin sağlığının %5'i kadar hasar yansıtıyor. Maksimum 6934 ve düşmanın sağlığı 48675'ten yüksekse bir lanet gönderiyormuş. Bir düşman birlik iyileştirme yaparsa atağını 3410 azaltıyor. Darius bende şu an sadece sıradan kalitede, hani yıldızı da yok. Sizin tabii daha yüksek bir Darius'unuz varsa bu durum değişebilir. Buradaki değerler değişir. Stratejik skill yok şu an. Stratejik yeteneği biliyorsunuz kış yarı kuşatmasında geçerli. Kış yarı kuşatmasında onu kullanamıyoruz. Şimdilik uyanışına bakalım bir. Görkemli savaşta geçerli olacak şekilde 1.200'de defans, toplam defans, 1.200'de toplam atak, sağlık pardon. Ve 1.200'de yine atak var. Ya bunların her biri 3 tane var her sayfada. Hepsi görkemde geçerli ve direkt uygulanan etkiler. Sadece şu değişiyor, bu 1 ve 2 yıldız için %2 toplam sağlık veriyor. 3 yıldız için %2 toplam defans, 4 yıldız için de %2 toplam atak. Yine görkemde geçerli. Tamamı direkt olarak uygulanıyor. Yine kumandanı konuşlandırmanıza gerek yok. Bir de her yıldızda ne kazanacağına bakalım. Hangi yetenekleri var her yıldız için? Bir yıldız için 440 Darius tokeni lazım. Hükümdarın diplomasisi hasarı %20 arttırılıyor. Orijinal değer neymiş bakalım. Normalde %200 maksimum kalitede. Düşmana birliğin atağının %200'ü kadar hasar veriyor. Geri dönelim. Maksimum kumandan seviyesi 65'e çıkıyor her kumandanda olduğu gibi. Şimdi bir de 2 yıldız yeteneklerine bakalım. 80 Darius nişanı daha kullanmanız gerekiyor 2 yıldız için. Arkadaşlık 1 yıldız artıyor. Bir arkadaşlık yeteneklerine de bakalım. Kabiliyet 4 yıldız, savaş oranı 5 yıldız. Normalde 2 yıldızlı Darius'unuz olursa kabiliyet 5 yıldız, savaş oranı 6 yıldız olacak.
Mücevher istiyor. Mücevher verirseniz 2 kat XP kazanacak verdiğiniz eşyadan. Savaş oranı çok önemli. Yani toplam sağlığı, defans ve atağı arttırmanızı sağlıyor. O yüzden gayet iyi diyebiliriz uyanış tavernası için. Geri dönelim şimdi uyanışa. Hükümdarın diplomasisi yenileme süresi, dolum süresi 2 saniye kısaltılıyor. Normal değeri 15 saniye. Ve maksimum kumandan seviyesi de 70'e çıkıyor 2 yıldızda. Yine seviyesini, kumandanın kendi seviyesini 10'a çıkartabiliyorsunuz. Darius'u 2 yıldız yaptığınızda tüm kumandanlar için geçerli. 3 yıldız için 160 nişan daha harcamanız lazım. Kumandanın pasif yetenek değerlerini 1.6 ile çarpıyor. Neydi onlar? Bir hatırlayalım. Lojistik olarak seçildiğinde ticaret süresi %10 arttırılıyor. Bu %16'ya çıkacak. Yine düşman zayiat oranı %10 arttırılıyor. Bu da %16'ya çıkacak bu değer. Ve yine kendi zayiat oranınızı %10 azaltan beceri de %16'ya çıkacak. Oldukça iyi. Hükümdarın diplomasi hasarı %40 arttırılıyor. Orijinal değer %200'dü. Ve maksimum kumandan seviyesi de 75'e çıkıyor. 4 yıldıza bakalım. 320 Darius nişanı daha harcamanız gerekiyor 4 yıldız için. Yine görkemli de toplam sağlık %10. Mukavemet dayanıklık limiti 20 arttırılıyor. Günlük katkılarında zafer puanına dönüşümü 400 artıyor. Görkemli de. Yani 4 yıldızlı Darius her şeyi değiştiriyor. Eğer sahip olursanız, 4 yıldıza çıkartırsanız. Hükümdarın diplomasisi yenileme süresi, dolum süresi 3 saniye daha kısaltılıyor. 15 saniyeydi, 10 saniyeye kadar düşebiliyor. Maksimum kumandan seviyesi de son olarak 80'e çıkıyor. Yani Darius görkemi de çok şey değiştiriyor. O yüzden mutlaka orada savaşmanızı öneririm özellikle. Hem eleme puanı alırsınız. Eleme puanından da ekstra Darius madalyaları alabiliyorsunuz. Yani kesinlikle savaşmanızı öneriyorum o yüzden. Onun hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz aşağıya. İzlediğiniz için teşekkür ederim.